Ben bakarım. Kim o? Acıların çocuğu. Çünkü ben bu evde bir sistem getiremedim, bir kural değil. Madem kim o diyorsun, kapıyı niye açıyorsun Meyveş? Sana bir şey söyleyeceğim. Bir şey kusura bakma, annem vardı içeride, şey yapamadım. Havaya giremiyorum yani, anlatabiliyor muyum? Sinirlendiriyor kadın beni ya. Baksana ne aldım. Ah, çok kabasın Aslan. Daha romantik olabilirdin. Bana doğru düzgün verir misin? Hayatım, şuradan aldım, böyle verdim. Nasıl vereyim yani? Bak, dalından kopmuş yeni. Çiçekler hassastır. Narin tutuyorum, dikkat ediyor musun? Evet. Yalnız sularken dikkat et, laplarına ve dallarına su vur. Ta buralarına kadar su getirme, tamam mı? Alttan başla. Ay, sen bana bunu aldığına emin misin? Ay, çok güzel kokuyor. Ya, gelirken biraz da parfüm yaptım hani şey olsun diye. Ah. Ambiyans. Harika. Teşekkürler. Bir öpücüğü hak etti artık kocan. Aa, annem izin vermez. Annem mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arap Kadri mi geldi? Oo, sevgili kayınvalideciğim, bakıyorum da keyfiniz, rahatınız yerinde. Aman maşallah, Allah bozmasın. Şimdiye kadar yerindeydi de bundan sonrası bilinmez. Ha. Ne haber kız? Ne yaptın? Bir bakayım, hepsinden kaçı aldım. Harbi mi diyorsun? Kur'an çağırsın. Beş peki, beş peki, beş peki. Aslan kızım benim. Kral kızım benim. Çak bakayım, çak. Sen busun işte güzel. Ay, gözlerimi kapatıyorum. Sanki bozacıyla şıracı tophanede sohbet ediyorlar. Valide Hanım, siz kulaklarınızı tıkayın. Siz de rahat edin, biz de rahat edelim. Niye gözü kapatıyorsunuz yani? Ay, çok güzel ya. Bu eve bir vazo almak lazım. Nereden çıktı o çiçekler? Aslan getirmiş. Hadi ya. Baba. Hayatım, ne var bunda şaşıracak yani? Evli çiftler birbirlerine çiçek alıyorlar. Abartmayın yani. Ha, para da verdin yani. Yok, mezarlıktan çaldım anne. Bir arkadaşım vefat etmişti. Çiçekler çok güzeldi, getirdim. Kızım, çok oynama üstüyle. Bak, düşüreceğim bir şeyleri. Getir şu ortaya koysana. Niye oraya tutuyorsun? Hayatım, burada daha güzel duruyor bak. Ya sen getir ortaya koy. Kokusundan annen de yararlansın. Beleş yani. Getir. Koş öyle. Ablanlar nerede ablanlar? Odadalar. Ay ben. Ah sen. İnin Allah'ın sen. Yemekte ne var kız? Damat. Yemekte senin çok sevdiğin bir şey var. Ne? Üç harfli. Ortasında O var. Kol böreği. Ha, çok güzel. Gerçekten mi? Kıymalı mı yaptın? Bilin bakalım, Serkan bana ne taktı? Efendim? İşte, sen de mi buradaydın? Neyse, sonra anlatırım. Aniş, ne haber? Güzel bir gün. Enişten de bugün mezarlıktan çiçek çalmış ablana. Bebeğim, bebeğim ne oldu? Hayatım, dükkanda kayısı kurusu yedim, mideyi bozdum galiba. Ben bir tuvalete gideyim de gideyim. Ay, ay. Ayakkabılarını çıkar şuna. Parkeleri parçaladı ya. Serkan bana ne taktı? Pırlanta mı bu? Herhalde. Tek taş, bir karat. Çakmadır kız bu. Bakayım bakayım. Değil. Çakma. Değil. Çak. Çak. Ver kız, ver. Bana kınamını yapmayacaksınız kardeşim. Benim adım Aslan. Sonra bir baktım. Dönüş çağına da binmiş. Çılgın. Ne çılgın lan? Salak denir öylesine. Ona çılgın denmez, salak denir. Sonra ne oldu? Sana ne? Meraklı taze, sana ne? Sonra ne olacak? Yüzüğü çıkardı ve ikinci kez evlenme teklif etti bana. Ya, fiyat artırmış lavuk, anlamıyor ki. Fiyatı arttırmış enayi. Anneciğim, o ne biçim laf? Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Tabii ki de kabul ettim. Şık 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 şık. Önümüzdeki ay anneciğim, evleniyoruz. Hadi evlenin de göreyim bakayım. Daha çocuğu tanımıyoruz Bilayo. Ne yer, ne içer, ne yapar, hangi işi yapar? Evi var mı, barkı var mı, arabası var mı? Sana bakabilir mi? Ah.
Ah, gelelim sadete. Hadi, hadi, hadi. Anneciğim, hassas düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Fakat Serkan son derece yakışıklı, centilmen, nazik, anlayışlı, kültürlü, ateşli ve seksi. Üstelik birbirimizi çok seviyoruz. Hem de deliler gibi. Bitti. Bir şey söyleyeyim mi? Ablan da öyle söylemişti. Sonra eve bir orangotanla geldi. Abuk sabuk konuşma anne ya. Aslanın neresi orangotana benziyor? Tamam. Yani gerinirken goril gibi davrandığı oluyor. Alçak kırı. Ama ben de onun o doğallığına aşık olmuştum. Aşkım benim de. Hey Allah'ım, doğru dürüst bir şey doğramamışım. Elimi nereye değsem erkek fışkırıyor. Düğün ne zaman Jülde teyze? Kırmızı kar yağınca. Yok. Biz kar yağmasını beklemeyeceğiz anneciğim. O kadar erteleyemeyiz. Önümüzdeki ay evleniyoruz. Peki düğün nerede? Belli mi? Değil. Ben Kız Kulesi'nde ısrar ediyorum. Serkan da Galata Kulesi'nde. Yedi Kule zindanlarında evlenin. Anne, niye böyle yapıyorsun? Bak kaçırıyorsun kızın hevesini. Ay onun hevesi kaçar mı ayol? Yok kaçmaz. Çünkü Serkan'la birbirimizi deliler gibi seviyoruz. Şık 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 şık. Tamam da bu kaçıncı Serkan? Ben sayamadım da pek. Hakikaten ya. Bir tane daha Serkan vardı böyle pala bıyıklı. Ne oldu ona? Ne oldu lan? Yemiyorsun, içmiyorsun, bunları mı düşünüyorsun? Biraz derslerine ilgilen, tamam mı? Hem geçmişimin yüzüme vurulmasından pek haz etmiyorum. Bu arada açıklayayım hemen. Bu Serkan'ın o Serkan'la bir ilgisi yok. Çünkü bunun sakalı bıyığı falan yok. Oh, oh nihayet temiz yüzü bir adam buldun. Oh şükürler olsun ablacığım. Değil aslında. Çünkü benim tipim değil. Benim tipim kirli sakallı erkekler. Aa. Çünkü onlar daha seksi. Ben tam tersini seviyorum. Yani ne sakal olacak ne bıyık olacak. Böyle kaymak gibi olacak. Kaymak, kaymak. Yok. Bence de kirli sakal daha seksi bir şey. Ay çok çirkin. Erkek dediğin hep tıraşlı olmalı. Yani bana öyle daha seksi geliyor. Yapma ya. Allah. Ay muhabbet pek güzelleşti yani. İsterseniz biraz belden aşağı fıkra da anlatalım ha. Ben bir tane biliyorum, babam anlatmıştı. Ulan anlat diye mi anlattık eş? Anlatılır mı hemen? Babam nerede kaç saattir? Aa, biraz önce tuvalete gitmişti. Herhalde orada değildir. Aslan! Tuvalettim. Kim var? İyi misin? Ah, yine mi kestirdin ya? Anne, Allah Allah bir şey olmasın. Ay ne olacak ayol? Özüne dönmüş işte. Konuşma lan, konuşma. Ya konuşma, yedin bitirdin beni ya. Bırak, kalsın orada. Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni